Selamlar herkese. Şu an valizimi dolduracağım. Göstereyim size de. Görüyorsunuz böyle boş. 12 gibi bir şey falan. 12.30 bile doğru geliyor. Daha yeni valiz dolduracağım ben. Şöyle aslında çok karışık oldu. Bu fikirden böyle çoğu kişinin haberi yok. Tabii ki haberi olan insanlar var ama. İlerleyen dakikalarda zaten valizimi işte böyle parça parça götüreceğim bu arada eşyalarımı. Götürebildiğim kadarıyla eşyalarımı boşalttığımda zaten anlatacağım size de niye böyle bir karar verdiğimi. Birazcık böyle hızlı gelişti benim için olaylar ve ben de aşırı yorgunum zaten gözlerimden de bellidir yani. Böyle bir seyahat olayı ardı ardına geldi ve okul çok hızlı başladı bizim için. En azından benim için. O şekilde. Bakalım herkesin taşınma vloglarını izliyordum. Sıra bendeymiş demek ki. İnşallah bunun ileride çok daha farklı, çok daha güzel versiyonlarını çekerim. Sizlerle paylaşırım. Çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Daha önceki videolarımda da göstermiştim bu giyinme odasını. Ameliyathaneye gelirken işte bay bayan giyinme odaları oluyor. Şöyle anestezide bize odalar veriliyor ve o odalarda duruyorsunuz. Entübasyon yapmayı, maske ventilasyonu yapmayı, damar yolu açmayı vesaire öğreniyorsunuz. İşte airway takmayı falan. Benim odam ortopedi odası ve ortopedide genelde spinal olarak yapılıyor anesteziler. Yani genel anestezi altında olmuyor, belden yapılıyor. O şekilde olduğu için de ben entübasyon yapamıyorum. Oda oda geziyorum diğer yerlerde öğreneyim diye. Diğer yerlerde de başka arkadaşlar vesaire oluyor. Bazı zamanlarda hani arkadaşların olduğu yerlerde bile zorlu hasta oluyor. Mesela daha önceki hastanın dişleri falan kırıktı. Birazcık zorlu bir hastaydı. Damar yolu falan da çok zor bulunuyordu. Öyle olunca mesela orada sadece izleyebildik. Hani yapamadık gibi. Böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ben iki kez denedim entübasyonu. İşte damar yolu falan açmayı öğreniyoruz. Ya zaten ben internliğe hani geçmeme çok az kaldığı için hani orada zaten bir şekilde öğreniyorsunuz ama işte böyle internlükte direkt içine düşüp yorularak öğrenmek yerine hani önden böyle bir fırsatım varken bir deneyim yaşayıp gitmek sanki bir tık daha iyi olur diye düşündüm benim için. Bu şekilde yani genel olarak böyle ilerliyor sistem. Şimdi tekrar kütüphaneye geçeceğim. İş yerim vesaire çok çok birikti. O kadar üst üste geldi ki onları halletmeye çalışacağım. Evet, burası çocuk acil ve sen çocuk acil interni. Asıl şu ziyarete geldim. Şöyle etraf. Aa, bu neymiş böyle tutuklu muayene odası. İlk defa gördüm bak bunu burada. Şu şurada da acile gelen hastalar bakılıyor. Onun için orayı göstermiyorum. Burası da triyaj alanı. Hastaları burada karşılıyorlar. Şurada reçeteleri falan yazmış. Sen bana tanıtım yapıyorsun. Yine burada çocuk acil tanıtımı. Şöyle sonra da yan tarafa geçiş yapılıyor. Şuradan yana solda.
Evet, yurt odam bu şekilde. Hayırlı olsun bana. Size şöyle dolapları falan göstereceğim. Böyle dolaplar var. Yani kilit siz almak istiyorsanız alıp hani bence şu iki kulpuna şey yapabilirsiniz. Onun dışında koymamışlar. Bu yurt zaten yeni yenilendi ve bence gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yani şu mobilyalar falan iç açıcı. Bu kırmızı ip deneyiniz. Bu ha ipe takılmışım. Ben şu yatağa geçmeyi planladım. Ben önce geldiğim için bu yatağı seçiyorum arkadaşlar. Ama bu yatağın yanında da priz var. Yani bu da ayrı bir lüks. Perdeler falan da güzel olmuş. Şöyle herkes için şöyle şey var. Dolap falan var. Şurası zaten ortak bir vestiyer alanı gibi. Şurada da dolap var. Bu dolap da yani gayet normal KYK yurtlarında olan gibi bir dolap. Sabitleyeyim. Tamamdır. Öncelikle neden yurda geçiş yaptım? Yani çok mantıklı bir soru. Ben Malatyalıyım. Malatya'da yaşıyorum. Ailem Malatya'da. Ki ben burada yani dışarıya gitmemek için tercih ettim. Ve sonuç olarak yine yurttayım. Evet çok komik geliyor farkındayım ama. Şimdi şöyle. Benim ilk vlog videolarımı izleyenler bilir. Ben böyle araçla falan gidiyordum. Otobüsle falan. Ve çok uzak kaçıyordu benim evim. Buradan evim 23 kilometre falan oluyor. Ortalama. Ve benim için aşırı derecede yorucu oluyordu. Yani eve gittiğimde asla ders çalıştığımı hatırlamıyorum. Birinci sınıfta falan. Böyle burada çalıştıklarımla geçiniyordum. Öyle söyleyeyim okulda çalıştıklarımla. Daha sonrasında araca geçiş yaptım. Bir yılda arabayla gittim geldim. Fakat ülkemizdeki benzin fiyatları artışını yani artık çok söylememe gerek yok sanırım. Yani bu konulara çok girmeyeceğim ama geçen dönemin sonunda bunu karşılayamayacağımı fark ettim. Bize şu an internette asgari ücret falan dediler ama yani o da hayal hala ortada fol yok yumurta yok onun için hani ona da bir şey diyemeyeceğim. İntörnlük maaşı, bizim normal hayat standartımız vesaire bunları izleyince görünce dedim ki ben geçinemem yani önümüzdeki sene ben bu kadar benzine para veremem dedim. Ve şeyi fark ettim insanlarla konuştukça hani eve gidiyoruz işte bu stajdan çıkıyoruz çalışmıyoruz işte şuraya gidiyoruz çalışmıyoruz vesaire. Benim genelde böyle kütüphanede gördüklerim yurtçu tayfaydı. Onlar çalışıyorlardı. Ve benim bu sene ders çalışmam gerekiyor. Yani gerçekten hani böyle çok böyle şöyle kayırayım böyle yapayım diyebileceğim bir ortam konumda hiç değilim yani. TUS'uydu, diliydi, internüydü, kendini geliştirmendi vesaire derken hani eve git gel ve evde de ailenle keyifli keyifli vakit geçir, boş yap muhabbetine girebilecek bir dönemde değildim artık. Bu benim son öğrencilik yılım. Bu sebeple hani yurt bana neden olmasın ki diye düşündüm. Daha sonrasında buradaki yurt Meyfi Beyinönü kız yurdu benim geldiğim. Yan tarafında da Meyfi Beyinönü erkek öğrenci yurdu var. Orası böyle bana mantıklı geldi. Hani bir sene kalmam için burada konaklamam için yakın mesafe diye düşündüm. Birkaç arkadaşa sordum. Sonra geldim buraya. Dediler ki tamamen yenilenecek. Hani bu haline bakma ve gerçekten de çok farklı olmuş. Çok değişmiş, yenilenmiş yani. Bunu gördüm. Ve daha sonra ben erken kayıt avantajından da faydalanarak gerçekten çok daha uyguna yazıldım. Şu anki fiyatlar günceldir. Hani kayıt yaptırmak isteyen veya düşünenler arayıp sorabilirler. Bunu söyleyeyim, ekleyeyim. Ve bu şekilde kayıt yaptırdım. Önce aileme sordum. Hani açıkladım maddi manevi durumun neden buranın daha mantıklı olduğunu. Onlar da bana uyum sağladılar, rayık uydurdular. Önce tek kişilik oda düşünmüştüm. Fakat tek kişilik oda seçenekleri daha az ve hemen erken kayıtlarda kapılıyor. İki kişilik oda seçenekleri kalmıştı. Benim için sorun değil diye düşündüm. Şöyle ki aslında ben daha titizim, daha çok dikkat ederim ama Isaac'le gittikten sonra yurt dışına ve oradaki böyle toplu şekilde kalmayı gördükten sonra o kadar böyle burası bana tertemiz mis gibi harika geliyor ki her yer. Onun için alıştım diyebilirim. Bugün eşyalarımı koydum. Normalde yerleşecektim fakat ben bir daha temizlemelerini istedim odayı. Gidip söyledim. Tamam dediler. Bir daha temizleyecekler. Sonra ben geleceğim. Muhtemelen ben de bir daha temizleyeceğim. İçime sinmeyecek. Ama genel olarak temiz yani temizlenip çıkılmış. Ama tabii ki bir boya kokusu vesaire var. Çünkü her yer yeniden baştan yapılıyor. Daha sonra yerleşeceğim bu şekilde. Böyle bir taşınma vlogu oldu benim için. Aslında sizinle birlikte dolabımı falan da yerleştirecektim. Ama böyle bir gezdirdim etrafı. Bu şekilde bitirmek istedim. Daha uzun da çekmek isterdim ama bu videom da böyle olsun. Hayatımda neler oluyorum bir kesiti gibi oldu bu. Bu videodan sonra muhtemelen Isaac videomu izleyeceksiniz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız hala olun. Bu videoyu da beğenin falan diyorum hemen. Bu Isaac videosunda neler yaptığımı zaten hani anlatacağım ama çok yoğun bir dönemdi benim için. Isaac'ten döndüm. Hani hemen okul açıldı. Daha sonra arkadaşımın sözüne gittik nişanına falan. Oradan böyle birkaç tane foto koyarım buraya hemen bakarsınız onlara. Sonra geri geldik işte benim cuma günü sınavım var. Ben taşındım buraya geldim falan. Aslında bakarsanız ben de yoruldum yani. Bizim için benim için de en azından çok kolay olmadı. Bu şekilde ilerledi yani işler.
Ve şimdi bu yoğunluk temponun içerisinde de bu videoyu sıkıştırmak istedim. Böyle hayatımda neler oluyor, neler gidiyor, nasıl yapıyorumu kısa bir kesit olsun sizin için istedim. Ve en azından da anestezi ve okuldan da birazcık birkaç kesit göstermiş olurum diye düşündüm. Öyle de oldu diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettikleriniz veya başka sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.